Sayın Bakanımızın izahlarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Avrupa'da öyle şeyler yaşandı ki, değerli muhtarlarım, hatırlayın, ihtiyarlar huzur evlerinde unutuldu. Kimsesiz, akrabası olmayan insanlar evlerinde ölüme terk edildi. Ve biz bu pandemi sürecinde bir şey daha fark ettik. İyilik, merhamet, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma çok kıymetli. Dünyanın en kıymetli şeyi kalbimizde muhafaza ettiğimiz iyilik duygusu. İnsanlara duyduğumuz sevgi, birbirimize duyduğumuz muhabbet. Bizde bir söz vardır biliyorsunuz. Derler ki kork Allah'tan, korkmayandan. Kalbinde Allah korkusu olan yaratılmışı yaratandan ötürü seviyor, komşusu açken ben tok yatamam düşüncesiyle bu pandemi sürecinde bu topraklarda hamdolsun hep beraber kimseyi açıkta bırakmadık. Özellikle muhtarlarımızın bu süreçteki gayretlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız bunu birçok toplantıda ifade etti. Ben de buradan ifade etmek istiyorum. Bu pandemi döneminde her birinizin mahallenizde gösterdiğiniz bu iyilik, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma için aldığınız sorumluluk için hepinize bütün kalbinizde teşekkür ediyorum. 2022 bütçesine muhtarlarım, 2022 bütçesine sosyal yardımlaşma için Aile Bakanlığımız tam 63 milyar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tam 63 milyar. Çünkü birileri sanki dünya günlük gülistanlıkmış, Türkiye'de sadece bazı sorunlar varmış gibi bir dil kullanıyor. Şu anda küresel ölçekte bütün dünya büyük bir sorun yaşıyor, büyük bir kriz yaşıyor, küresel ekonomik bir daralma yaşıyoruz ve Türkiye bu süreçten en az etkilenen ülkelerden bir tanesi.